Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Bu soru çözümünde yine bitkiler ve mantarlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Yani aslında TT'yi genel olarak tekrar etmeye devam ediyoruz. Ee, önceki videolarımı dik ekran olarak çektim ve e, görüntü olarak biraz kötü çıkmış. O yüzden bunları yan ekran olarak çekeceğim. Bilgisayardan izleyenler de rahat bir şekilde izlesinler diye. Türkiye ki birinci soruda Üç canlıdan alınan hücrelerin özellikleri tabloda verilmiştir. Tabloda özellikleri verilen hücreler hangi canlılara aittir? Arkadaşlar bakalım hepsinde çeper var. O zaman bu ayırt edici bir özellik olamaz bizim için. Büyük kofla baktığımızda birinci hücrede sadece var. Glikojen depolama birinci hücrede ve üçüncü hücrede var. Şimdi bakın çeper bulunduran ve glikojen depolayan canlılar kimler? Birincisi mantarlar, ikincisi de bakteriler. O zaman birinci hücre ve üçüncü hücre ya bakteri olacak ya da mantar olacak. Diğer özelliklere bakalım. Çekirdek birinci hücrede var ama üçüncü hücrede yok. O zaman birinci hücre nedir? Mantar. Üçüncü hücre nedir arkadaşlar? Bakteridir. Şimdi şıklara bakalım ve buradan bulalım. Birinci hücreye mantar dedik, ikincisine bakteri dedik. Bakıyorum. Bir mantar, üç bakteri olan Sadece A şıkkı var. O zaman cevabımız A şıkkı. O zaman ikinci hücre neymiş? İkinci hücremiz de bitkiymiş arkadaşlar. Bunu da nasıl anlıyoruz? Bakın ikinci hücrede çekirdek var ve depo polisakkariti nişasta. Bitkilerde e, depo polisakkarit nişastadır. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Bitkileri inceleyen bir araştır, araştırmacı aşağıdaki gruplandırmayı yapıyor. Birinci grup. Karayosunları ve ciğer otları, ikinci grup eğrentiler, at kuyrukları, kibrit otları, kozalaklılar, tek çenekler, çift çenekler. Şimdi bakın karayosunlarında ve ciğer otlarında ee, iletim demeti yoktur. Yani damarsız bitkilerdir. Ama ikinci gruptaki bitkilerin tamamında damar yani iletim demeti var. Bu o zaman sınıflandırmayı neye dikkat alarak, neyi dikkat alarak yapmıştır? Damarların olup olmadığı Yani cevabımız ne olacak C şıkkı olacak Geçelim 3. sorumuza Diyor ki Verilen sınıflandırma Birimlerinde yer alan canlı sayısını Gösteren grafik aşağıdakilerden Hangisinde verilmiştir Şimdi bakıyorum arkadaşlar En geniş kapsamlı olan hangisi Bitkiler değil mi En geniş kapsamlı bitki O zaman bir numaranın Eee Kutucuğu daha yüksekte olacak. Bir numaranın kutucuğunun yüksekte olduğu. Hemen şıklara bakalım. Bakın B şıkkını ve D şıkkını eliyorum. C'ye baktığım zaman C şıkkında da 4'ü daha yüksekte göstermiş. O zaman C'yi de eledim. Cevabımız ya A şıkkı olacak ya da D şıkkı. Bitkilerden sonra hangisi daha geniş bir alana sahip? Bakın çift çenekliler var, tohumlular var. Şimdi... Biz bitkileri tohumlu bitkiler ve tohumsuz bitkiler olarak ikiye ayırıyoruz. Tohumlular da tek çenekli ve çift çenekli. O zaman iki numara birden daha e, sonra gelecek. Bakıyorum hangi şıkta da birden daha sonra gelmiş. A şıkkında arkadaşlar 4 numara birden sonra geliyor. Ama şuradan D şıkkına baktığımız zaman D şıkkında iki numara daha sonra geliyor. O zaman cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Diğerlerini de bir sıralayalım. 2 numaradan sonra ne gelecek? Çift çenekliler. Şey pardon, 2 numaradan sonra kapalı tohumlular gelecek. Daha sonra biz kapalı tohumları çift çenekli ve tek çenekli olarak ayıracağız. En son ise arkadaşlar baklagiller olacak. Zaten şıkka baktığımızda en düşük olan yükseklik kimde? Baklagillerde var. Cevabımız böylece şıkkı olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Canlı organizmalarda görülen özelliklerinden hangileri bitki ve hayvanlarda ortak olarak görülür? Şimdi bakıyoruz. Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Bakın bu olay sadece bitkilerde görülen bir özelliktir. O yüzden bu olmaz. Uyarılara tepki verme. Tepki verme olayı tüm canlılarda ortaktır. O zaman bitki ve hayvanlarda da ortaktır basit organik maddeleri depo maddelerine dönüştürme. Depo maddeleri farklı olsa da bu dönüştürme ikisinde de var arkadaşlar. O yüzden ortaktır. Su kullanma. İkisi de su kullanır. Zaten canlar su kullanmadan yaşayamaz. Cevabımız 2-3-4 yani denizli şıkkı olur. Geçelim 5. sorumuza. Bakterilerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Pardon bakteri demişim bitkilerle ilgili yanlış okudum. Tek çenekli bitkilerin çiçekleri vardır. Açık tohumlu bitkilerde meyve bulunmaz. Odunsu bitkilerin tamamı kapalı tohumludur. Çift çenekli bitkilerin bazıları odusudur. Açık tohumlu bitkilerin tohumları çok çenektir. Şimdi arkadaşlar tek çenekli bitkilerin çiçekleri var. Zaten çiçekli bitki olarak veya tohumlu bitki olarak geçiyor. O yüzden bir numara doğru, A doğru. Açık tohumlu bitkilerde meyve bulunmaz. Açık tohumlu bitkiler kozalaklı bitkiler. Bunlarda meyve yok. Doğru. Odunsu bitkilerin tamamı kapalı tohumludur demiş. Arkadaşlar odunsu bitkiler mesela açık tohumlu olan bitkiler yani kozalaklı bitkiler de odunsudur. Hani odunsu dediğimiz gövdelerinin odun şeklinde olması. Yanlış olan bu olacak. Sadece kapalı tohumlarda değil açık tohumlularda da görülür. Çift çenekli bitkilerin bazıları otsudur. Doğrudur. Mesela fasulye çift çeneklidir ve otsu bir formdadır arkadaşlar. Doğru. Açık tohumlu bitkilerin tohumları çok çeneklidir. Evet. Açık tohumlu yani kozalaklı bitkilerin tohumları çok çeneklidir. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim sonraki sorumuza. Sayfayı şöyle kaydıracağız. Evet. Altıncı soru. Diyor ki aşağıda verilen bitki gruplarından hangisinde iletim demetine rastlanmaz? Bakın az önceki soruyla ilgili karayosunlarında ve ciğer otlarında İletim demeti yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Geçelim sonraki sorumuza. Diyor ki ökaryot bir alemden alınan bir canlının özellikleri verilmiştir. Bazı özellikleri tanımlanan canlı da aşağıdakilerden hangisi gözlenir? Şimdi biz ilk önce bu canlının ne olduğunu bulacağız. Diyor ki toprağa bağlı olarak yetişen bir organizmadır. Organizmanın hiçbir bölgesinde yeşil renk pigmenti gözlemlenmemiştir albinoluk geni yoktur. Yani beyazlık geni yoktur. Bulunduğu ortamda heterotrof beslenerek uzun süre canlılığını devam ettirir. Toprağa bağlı yaşayan iki tane canlı var. Biri bitki, biri de mantar. Şimdi eğer ototrof deseydi yani besinini kendi üretir deseydi biz bunu bitki olarak alacaktık. Ama hem yeşil renk bulundurmuyor hem de heterotrof besleniyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir mantardır. Şimdi bakalım bu özellikleri tanımlanan canlıda hangileri gözlenir demiş. İnsanlar tarafından besin olarak kullanılabilme. Evet, mantarları besin olarak kullanıyoruz. Sporla üreyebilme. Evet, mantarlar sporla ürer. Madde döngüsünde görev alma. Saprofit mantarlar madde döngüsünde görev alır arkadaşlar. Doğru. Işıklı ortamda daha iyi gelişme. Hayır, ışıklı ortamda fotosentez yapmadıkları için bunun ışığa herhangi bir bağı yoktur. O yüzden bu olmaz. Kurak bölge iklimine adapte olma. Mantarlar nemli yerlerde yaşar arkadaşlar. Kurak yerlerde yaşayamaz. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi mantarların bitkilere benzer özelliğidir? Mantarlarda da bitkiler gibi hücre çeperi vardır arkadaşlar ve toprağa bağlı yaşarlar. İki şekilde özelliği var. Hücre çeperine sahip olma. Zaten ne dedik? Mantarların bitkiye benzer özelliği hücre çeperine sahip olma ve toprağa tutunma. Tamam mı? Bu şekilde aşık diyoruz. Bakın burada toprağa tutunma demiş ama hifleri ile toprağa tutunma demiş. Bitkilerde hif yok. Eğer sadece toprağa tutunma deseydi onu da alabilirdik. Geçelim sonraki sorumuza. Mantarlar aleminin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır? İlaç yapımında kullanılan türleri vardır. Doğrudur arkadaşlar. İlaç yapımında kullanılabiliyor. Mantarlan mayalanma olayını gerçekleştirir. Evet, maya mantarları mayalanmayı gerçekleştiriyor. Doğru. Yaşamlarının hiçbir döneminde yalancı ayak ve sil bulundurmazlar. Doğrudur arkadaşlar. Mantarlar zaten toprağa bağlı yaşıyorlar ve yalancı ayak sil dediğimiz yapıları bulundurmaz. Bunları bulunduran yapılar ya protistadır ya da bakterilerdir. Eşeyli veya eşeysiz üreyebilirler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tümünde yedek besin maddesi nişastadır. Mantarlarda yedek besin maddesi eee glikojendir arkadaşlar, nişasta değildir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim 10. sorumuza. Bitkiler alemi ile ilgili aşağıda verilen özelliklerinden hangi ikisi aynı bitkide görülmez? Hangi ikisi? Sporla üreme, tohumla üreme, damarsız olma, çiçek açma, fotosentez yapma. Şimdi bakalım şıklara göre gidelim. 1 ve 4 demiş. Sporla üreme, çiçek açma demiş. 2 ve 4 demiş arkadaşlar. Tohumla üreme, çiçek açma. Evet tohumlu bitkilerde çiçek açma olayı var. Bu görülebilir. O zaman bu olur. 1 ve 3. Sporla üreme, damarsız olma. Eğraltı otları sporla üreyebiliyor. O yüzden bu da olabilir. 3 ve 3 ve 5. Damarsız olma, fotosentez yapma. Bu tüm bitkiler ortak olduğu için o yüzden alıyoruz. Tabi tam parazit bitkiler hariç fotosentez yapamıyor tam parazit bitkiler. 1 ve 5. spor üreme, fotosentez yapma. Yapabilirler arkadaşlar. 1 ve 4. Bakın, sporla üreme, çiçek açma. Sporla üreyenler eğreltotları, kara yosunları gibi tohumsuz bitkilerdir. Tohumsuz bitkilerde çiçek açma olayı görülmez. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Bu testin son sorusuna geçiyoruz. Eylül toplarında görülen özelliklerinden hangileri karayosunlarında da görülür? Metagenezli üreme. Metagenez eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesidir arkadaşlar. Bu her ikisinde de ortaktır. İletim demeti taşıma. Eylül toplarında iletim demeti var ama karayosunlarında yok. O yüzden bu ortak değil. Tohum oluşturmama. İkisi de tohumsuz bitkidir. O yüzden bu da ortaktır. Nemli bölgelerde yaşama ikisi de nemli bölgede yaşar. Cevabımız 1, 3, 4 yani denizli şıkkı olur. Evet bu testimiz bitti. Şimdi geçelim diğer testimiz arkadaşlar. Şöyle sayfayı küçültelim. Burada hayvanlarla ilgili test çözeceğiz. Birinci soruda diyor ki memeliler sınıfına dahil olan canlılarda hangileri farklılık gösterebilir? Arkadaşlar memeliler sınıfında kim vardı? Bakın balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Gelişmişlik sırasına göre böyle. Beslenme çeşidi hepsinde aynıdır. Hepsi heterotroftur. O yüzden bu farklılık gösterir. Bunu alıyoruz. Kromozom sayısı balıklarınki farklıdır. İşte memelilerinki farklıdır. Bu da farklılık gösterir. Azotlu boşaltım ürünü balıklar amonyak olarak atar. Memeliler ve kurbağalar Ürek, üre olarak atar. Sürüngenler ve kuşlarda ürik asit olarak atar. Bu da farklılık gösterir. O zaman hepsi farklılık gösteriyor. Cevabımız E şıkkı oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Memeli canlıların hepsinde yapılarından hangileri ortak görülür? Hangileri memelilerin hepsinde ortak? Memelilerde plasenta, bakın arkadaşlar. Memelileri biz üç ayırıyoruz yumurtlayan memeliler, keseli memeliler, bir de plasentalı memeliler. Plasanta hepsinde ortak değil. O yüzden bu gitti. Süt bezi. Tüm memeliler yani memelilerin dişisi süt üretir arkadaşlar. Bu ortaktır. Kaslı diyafram yine memelilerin genel özelliğidir. Cevabımız 2 ve 3 olur. Şimdi size buradan memelilere ait 5 tane özelliği saymak istiyorum. Birincisi süt, yavrularını sütle besleme. İkincisi kaslı diyaframın bulunması, kaslı diyafram nerede? Akciğerlerin hemen altında. Üçüncüsü olgun al yuvarlarında al yuvarlarında çekirdek bulunmaması arkadaşlar. Dördüncüsü vücutlarının kılla kaplı olması. Beşincisi de iç döllenme, iç gelişme göstermesi. Bu sadece memelilere ait özelliktir. Cevabımız da ne olur? Denizli şıkkı olur burada. Geçelim diğer bir sorumuza. Üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığı değişimi grafikte verilen canlıların hiçbirinde gözlenmez? Şimdi bakın vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişiklik göstermiş. Biz bu canlılara ne diyoruz? Soğuk kanlı canlılar diyoruz. Peki soğuk kanlı canlılarımız kimlerdi arkadaşlar? Balıklar, amfibiler yani kurbağa, bir de kimdi? Sürüngenler. Bu üç tanesi bu üç tanesi nedir? Soğukkanlı canlıdır. O zaman buraya bakıyorum. Hangisinde hiçbirinde görünmez demiş. Çekirdekli algı var. Hepsinde çekirdeklidir. Sadece memelilerde çekirdeksizdir unutmayın. O zaman bu görülür. Vücut kılları. Vücutlarının kılla kaplı olması kime ait bir özellikti? Memelilere. O zaman burada memeli olmadığına göre bu gözlenmeyecek. Cevabımız bu. Ama diğerlerini de okuyalım. Dış döllenme. Bakın balıklarda, kurbağalarda dış döllenme görülür. Yine sürüngenlerin bazılarında dış döllenme görülür. O yüzden bu da ortaktır. Görülebilir. Kapalı kan dolaşımı. Hepsinde arkadaşlar kapalı kan dolaşımı vardır. Görülebilir. Kurumayı önleyici vücut örtüsü. İşte bizlerde diyelim ki... Ee... Kurmayı önleyici işte kıllar varsa balıklarda pullar var. Kurbağada nemli deri var. Süngende yine pullar vardır. O yüzden bu da ortaktır. Cevabımız ne olacak? Vücut kılları olacak. Vücut kılı sadece memelilere ait bir özelliktir. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> yine bir e, grafik vermiş. Bu canlı neydi? Soğukkanlı canlı. Soğuk kanlı canlılar 3 taneydi. Balıklar, amfibiler ve sürüngenler. Bunlara bağlı olarak soruyu cevaplayalım. Diyor ki bu hayvan türüyle ilgili hangisi doğrudur? <laughs> Soğukta metabolizma hızı sıcak ortamın ortamdakinden düşüktür. Arkadaşlar metabolizma hızı sıcaklık arttıkça artar. O yüzden bu doğrudur. Birincisi doğru sıcak ortamda ter bezleriyle terlemeyi sağlayarak vücut ısısının yükselmesini önler. Bakın ter bezi sadece yine memelilerde bulunan bir özelliktir. O yüzden bunu almıyorum. Çünkü burada kim için özellik arıyorum? Kurbağalar, balıklar ve sürüngenler için. Memeliler buraya dahil değil o yüzden bunu almadım. Soğukta kan dolaşımı sıcak ortamdakinden hızlıdır. Hayır arkadaşlar sıcak ortamda daha hızlıdır. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir. Unutmayın sıcaklık arttıkça dolaşımın hızı artar. Gelelim diğer sorumuza. Hayvanlar aleminde özelliklerine sahip bireyler hangi sınıflandırma birimlerini ifade eder? Şimdi bakıyorum. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet. Bakın bu nedir? Şube. Omurgalılar şubesi mesela. O zaman bire ne diyeceğiz? Şube. Birin şube olduğu iki tane şık var. C ve D şıkkı. O zaman diğerlerini siliyorum. A'yı, B'yi ve E'yi siliyorum. Süt bezleri. Kimde vardı süt bezleri? Memeliler. Memeliler neye geliyor? Sınıf. O zaman 2 numara neye gelecek? Sınıfa. Bakın doğal olarak cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Böyle eleme yöntemiyle soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Vücut kılları ve etle beslenme. Bu da takım. Mesela etçiller. Etçil olanlar kimlerdi? Mesela aslan olabilir, kaplama olabilir. Biraz daha ne yaptık? Alt kısma indik, takımına indik. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Sayfayı değiştiriyoruz. Altıncı sorumuz: Aşağıda bir hayvan grubunun özellikleri verilmiştir. Bu hayvanın sınıflandırma basamağında içinde bulunduğu sınıflandırma birimi hangisidir? Demiş: Akciğerlerine bağlı hava kesesi bulunur. Arka üyeleri üzerinde keratin yapılı pullu deri bulunur. Ağızda dişleri yoktur. Şimdi hava kesesini görünce aklımıza gelecek olan nedir? Kuş. Kuş hangi sınıflandırma birimine ait sınıftır arkadaşlar? Kuşlar sınıfı. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Hayvanlar aleminde incelenen gruplarının birey sayısı azdan çok olana doğru. En az olan hangisi, en çok olan hangisi onu bulacağız. Şimdi biz hayvanları ikiye ayırıyoruz. Omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar. O zaman en çok olan hangisi olacak? 3 numara. 3 numarayı ben nereye yazacağım? En sonu. Çünkü bize azdan çok olana doğru istiyor. Daha sonra omurgaların kaça ayırıyoruz? 5'e. Neydi bunlar? Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. O zaman buradaki memelileri hemen bir önüne yazdık. En az olan da hangisi olacak? 2 numara yani kemiriciler olacak. Cevabımız 2 1 3 olacak. Yani E şıkkı olacak. Geçelim sonraki sorumuza. 8. soru. Aşağıda özelliklere bakıldığında hangisi bir hayvanın şubesini belirlemede yeterli olur? Şubeyi belirlemede yeterli. Bakın, bakıyorum. Sinir sisteminin olması. Şimdi bakın. Bütün omurgalılarda sinir sistemi var. O zaman bu olmaz. Dokularda madde alışverişinde kılcal damarlarla yapılması. Yine hepsinde kılcal damar var. Bu da olmaz. Başkalaşım geçirmesi. Başkalaşımı kim geçiriyor arkadaşlar? Kim geçiriyor? Ee, balık pardon. Amfibiler geçiriyorlar. Bir de böcekler geçiriyor. Şimdi böcek omurgasız. Amfibi omurgalı. O zaman bu belirli olmaz yine. Bu da gitti. Solungaç solunumu yapması. Solungaç solunumu yapan balıklar ve kurbağaların larva döneminde olanlarıdır O zaman arkadaşlar cevabımız ne olacak değişik olacak diyor ki embriyo döneminde yutakta solungaç yarıklarının bulunması Bu da yine Aslında omurgalıların genel özelliğidir cevabımız Aslında e şıkkı olur arkadaşlar nedenini söyleyeyim solungaç solunumu e Göllerde veya denizlerde yaşayan diğer işte canlılarda da görülebilir. Mesela deniz atı gibi veya başka küçük canlılar gibi bunlarda da görülebilir. Ama solungaç yarıkları sadece omurgalılara ait bir özelliktir. O yüzden şu beyi direkt omurgalılara bakarak belirliyoruz. Cevabımız eşit oluyor. Geçelim 9. sorumuza. Diyor ki omurgalı hayvanların 1000 mililitre kanlarında bulunan oksijen miktarı tabloda belirtildiği gibidir. Oksijen miktarı. Tablodaki bilgilere dayanarak hangisi söylemez? Bakın en fazla oksijen kimde var? Memelilerde. En az oksijen balıklar ve sürüngenlerde var. Diyor ki balık ve sürüngenlerin aynı miktardaki kanları eşit miktarda oksijen içerirler. Evet baktınız balık ve sürüngenlerde eşit miktarda doğru. Geçiyorum B şıkkına. Kuşların oksijene olan gereksinimi kurbağalara göre daha fazladır. Hemen kurbağayla kuşu karşılaştırıyoruz. Kuşlara 205, kurbağalara 140. Evet bu da doğru. Şöyle işaretleyeyim. C şıkkına geliyorum. Memelilerdeki metabolizma hızı balıklardan fazladır. Şimdi memelilerde daha fazla oksijen var. Balıklarda daha az. Acaba bunu buradan çıkarabilir miyim? Bilmiyoruz. O zaman bunu bir bırakalım. Şöyle soru işareti koyalım. Diğer şıkları okuyalım. Sürüngenlerin metabolizma hızı kuşlara göre daha fazladır. Sürüngenlere bakıyorum. 110, kuşlar 205. Hayır bakın arkadaşlar. Kuşların metabolizma hızı daha fazladır ki daha fazla oksijen taşıyor. O zaman bu yanlış olacak. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Sıcak kanlı canlıların kanı soğuk kanlara göre daha fazla oksijen içermektir. Sıcak kanlarda evet gördüğünüz gibi kuşlar ve memelilerde daha fazla oksijen var. Doğrudur. O zaman met memelilerdeki metabolizma hızı balıklardan daha fazla oluyor. Çünkü memelilerde 270, balıklarda 110 oksijen bulunuyor. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Geçelim. Sonraki sorumuz artık bu son olacak bu video için. Balıkların tümünde özelliklerinden hangileri bulunmaz? Solungaç solunumu. Tüm balıklar solungaç solunumu yapar arkadaşlar. O yüzden bu doğru olacak. Şöyle doğru diyelim. Yüzme kesesi, bakın yüzme kesesi sadece kemikli balıklarda bulunur. O yüzden bu ortak değil. Çene yine çenesiz balıklar da var. Bu da ortak değil. Kemik yapılı iç iskelet, iç iskelet tüm balıklarda ortak. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 bulunmazı dediği için cevabımız 2 ve 3 olur. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videodan sonra tekrardan devam edeceğiz zaten soru çözümü yapmaya. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.